Dur, bekle, bekle, bekle. Ver misin beni? Hanımefendi, yardım eder misin? Tabii. Yazıklar olsun. Yanlış anladın beni. Basket işine ya. Yanlış anladın kardeşim. O sadece bana yardım etti. Sıra, özür dilerim. Ben seni çok yanlış anlamışım. Affeder misin beni? Affetmek ağırleşen bir yaradır. Sen buna bir ihtimal verdin. Ne mesela bunun alt metni? Ne bunun alt metni ha, söyle. Söyle hadi. Kimseyi şey gördüklerinle yargılama. Dur bir dinle. Ben de Instagram'a bitiyor mu? Bitmiyor. Bu muydu benim favorim? Evet bu. Oh yeah. Ya aşkım ben artık görmek istiyorum. Göreceksin aşkım, merak etme. Aşkım sana çok güzel haberim var. Neymiş? Artık göreceksin. Gerçekten mi? Evet gerçekten. Aşkım gerçekten görecek miyiz? Evet aşkım gerçekten görecek. En çok da seni görmek istiyorum. Hasan Sönmez, ameliyathaneden bekleniyorsunuz. Geçin. Bakar mısın ameliyathaneci olan krala bak. Gözlerini mi veriyor? Ya niye spoiler veriyorsunuz? O kadar da belli değil ki. Neyin ne olacağı? Neyi görecek lan? Ebesin örekesini görecek arkadaşlar. Kız Sıla Hanım, ameliyathane hazır. Bak işte Necibe'den aşırı mantıklı bir soru gelmiş. İnsan sevdiğinin sesini, kokusunu bilmez mi ya? Ya bilmez mi gerçeği? Ay yırtacağım üstümün başına. Ya abi merdiven altam yatağında emek ister diye ben buna derim. Seven adam kokusundan tanır sevdiğini. O adam sevmemiş. Sesinden de mi tanımadığı sevdiğini? Sesinden bilir insan. Can, emek var. İnsan sevdiği için her şeyi yapar. Her zaman. Ben sevdiğim için hayatımdan bile geçtim. Ama değmezmiş. Aga! Nahçıvan yanda be! Aşırı kırıldım ben şu an. Benim sesimi, kokumu biliyor musun? Evet, senin sesini biliyorum da kokunu umarım... Hayır! Be, çok mutluyum artık görebilirim. Gerçekten buradayım. Abi sarılırken boyundan da mı anlamadın? Boyundan da mı anlamadın? Aşkım körlük ne kadar zor baksana, ben de önceden öyleydim. Begüm ben bir karar aldım, gözlerimi aslana vereceğim. Ya saçmalama. Sen karışma, senden tek isteğim var. Onun sevgisi gibi davran. Yapamam. Yapacak. Ya aşkım ben artık bu hikayelerle bitti mi sanıyorsunuz ha? Bitmedi. Biraz da hayat dersi diyoruz o halde. Kimseyi hor görmeyin. Ya peki neden şarkı? Azem Production, ben Laura, burası Kütahya, 2014, saygılarımızla. Ah, bu gece farklı hayallerde, bu gece farklı düşüşteyim, gözlerimi açtığımda yanımdaydın sevgilim. Fakat şimdi uzaklara neden söyle, neden gittin, aklımdaki tek bir soru söyle, hiç mi sevmedin? Bilerek mi yapıyorsun? Evet bilerek yapıyorum, biraz hayat dersi alın diye. Aa, siz öyle TikTokçular değil misiniz? Bak bak kıza bak. Evet kardeşim biziz, ne oldu ki? Arkadaşlar sizin videolarınızı çok beğeniyorum. Bir tane de bana çekebilir miyiz? Bakın Ela'ya bakın ya, bir de bizimle video çekmek istiyor. Niye öyle diyorsunuz ki? Alt tarafa bir video çekecek. Kardeşim.
kardeşim ya, Allah'tan anlamıyor musun? İşine bak ezik. Oğlum böyleleri video çekmeyi bile bilmiyor. Oğlum bu Sıla TLS değil mi? 1 milyon olmuş. Sıla TLS bu fotoğraf çekebilir mi? Teşekkür ederiz. Çekmiş sen niye? Ümit! Oğlum bu bizde video çekmek için kız değil mi? Helal 1 milyon olmuş he. Oğlum hadi gidip film kasalım. Hadi gel. Film kasalım. Ne haber? Nasılsın kardeşim? Yeni kardeşim, sen nasılsın? 1 milyon takipçi yapmışsın. Evet. Bak bir seslendirme giriyor araya mecburen tabii. Yemek verip yapmak. Beraber bir tane video çekelim mi? Olur. Durun durun. Siz olun, bunlar gibi nankör ve pirinci olmayın. Yaralarımı sar ölmeyeyim. Özledim. Aniden set twerk yapsaydı peki orada, bu efsane bir video olmaz mıydı? Abla ben böyle video çeksem ya, olur bana uyar kardeşim. Aa bu hebele değil mi? Bu hebele değil mi? Twitch'te 10.000 takipçiyi geçmiş. Merhaba kardeşim, bir fotoğraf çektirebilir miyim? Müthiş bir hesap. Ben bayıldım bu hesaba. Yani gerek yorumları, gerek yaşananlar, muazzam hepsi. Ay bu çok fena bu arada. Dur kanka. Ne ya, bir de Sıla'yı yanında öpüyorsun. Bir daha görüşmeni istemiyorum, bu kadar. Ne oldu kanka? Ya Gamze seninle görüşmemi istemiyor. Tamam kanka, sen mutlu olacaksan ben aradan çekilirim. Ümit, ben sana demedim mi bir daha Sıla'yla görüşmeyeceksin diye? Ya arkadaşım niye anlamıyorsun? İlişkimiz bitti Ümit. Ya kanka Gamze'yle ayrıldık ya. Boş ver kanka, sıkma canını. Bu kadar hızlı bir şekilde peki Ümit'in yer ve mekanda yolculuk etmesi sizi hiç şüphelendirmedi mi? Kanka sana hediye aldım. Çok teşekkür ederim. Sıla Gamze'yle barışabiliriz. Sen bilirsin. Ümit sen Gamze'yle mi barıştın? Yeni oldu. Sıla tepeye çıkmış. Ne? Sana aşıkmış. Sıla dur. Sıla'nın çıktığı tepeye bakın. Ben bu tepeye çıktığını görünce benim içim iyice bir kötü oldu. Yani bu kadar yükseğe çıkacak kadar çok sevmek. Sana için bir şey. Keşke gülmeseydin son abla. Oysa ki evet, bir tek sonda gülüyorsa eğer o bozmuş olabilir. Yani şu ana kadarki bütün oyunculuk harika, muazzam, muhteşem. İçinde yoğun bir emek var. Parkın farklı bölümlerinde farklı yerlere gidilmiş. Sonunda bir gülme oluyorsa bu iş biter gerçekten. Dur atlama, beraber atlayalım. Ben sana kıyamam. Bu da diyor ki dur atlama, beraber atlayalım. Onun yerine desene. Dur Sıla atlama, gel bir konuşalım desene abi. Niye birlikte atlayalım diyorsun? Yaralarımı sar ölmeyeyim. Özlediğimi bilmesinler. Neyse kanka, ben gidiyorum. Olur kanka. Aga. Çok iyi hesap. Yani gördüğüm... Tabii kaç videosu var bu hesabın? 1 milyon olmamış ki. He, hikaye giri gibi. Yaralarını sarar. Zamanda flörtün bana demişti ya, yakın kız arkadaşın ya da sevgilin olur demişti. Ben de ayrılmıştım kızdan. Sonra ne oldu yakın arkadaşınla Fatih? Bu videodan sonra ancak beraber ölürüz. Ha geri atlıyormuş o zaman. Öyle de yüksek değil. Öyle de yüksek değil ki, yükseltinin boyu belli. Belli yani. Onunla da aramız bozuldu sonra. Vallahi ben bugüne kadar hiç şey muhabbetine girmedim ya. Herhangi bir de sevgilimle, ne böyle konuştuğum ettiğim insanla, işte çok işte öyle erkek arkadaşım olmuş bilmem ne. Ya bu çünkü çok şey lafı gibi geliyor. Ya ben zaten kadınlarla hiç anlaşamazdım. Ben hep erkekler çok yanlış olur gibi geliyor ama gerçekten benim çevremde genelde hep böyle ya yanıma oturan insanlar,
ya başka yerlerde karşılaştığım insanlar hep erkek olduğu için benim hep en yakın arkadaşlarım erkek oldu. Hayat bizi buraya itti diyelim. Hayat bizi buraya itti. Abla kime ne hayallerim izlerim. Ona ne zamandır bakmıyorum. Kime ne hayallerim 42. Vay be 60 bin takipçi olmuş. Biber ne? Biberle ilgili müthiş bir şey varmış gibi hissediyorum. Anne ne yapıyorsun? Acımı çekiyorum. Beni acılarımla baş başa bırakın. Ben acılar çocuğuyum. Kapya biberi tatlı olmaz mı bu arada? Hayalimdeki anne. Çok iyi kara mizah yaptığını düşünüyorum ben kime ne hayallerim 42'nin. Bence muhteşem kara mizah yapıyor ama kimse işte TikTok'taki insanlar anlamıyor onun mizahını. Trip yapıp ayrıldık. Şimdi de dönsün diye dört dönüyoruz. Trip hiçbir şey umurumda değil. Sadece seni izlemek istiyorum. Ne bu? Beni daima izlemeye gelen daimi takipçim. Hiçbir şey umurumda değil. Sadece seni izlemek istiyorum. İki tane kardeş varmış. Birinin adı Anladım, öbürünün adı Anlamadım. Anladım gitmiş, denizde boğulmuş. Geriye ne kalmış? Anlamadım. Anlamadıysan bir daha anlatayım mı? İki tane... Ya gülmekten öleceksiniz yazıyor ya. Ben kendimi gülmekten ölmeye programlıyorum direkt olarak ya. Ne kardeş varmış? Dünyanın en komik kadını bu ya. Benden uzak durun. Aşılarım tam değil. Sonra ısırmayayım sizi. Kime ne hayallerimin bu arada muhteşem bir sosyal yaşantısı var biliyor musunuz? Bayağı geziyor, ediyor, işte ne bileyim mekanları görüyor falan filan. Bir sürü yerlere geziyor kendisi. Bak gene konu. Hadi bakalım. Of! Bıktım! Bir erkeğin parasını sevin, bir erkeğin merhametini sevin diyenlere ben inanmıyorum. Vallahi ben parayı tercih ediyorum. Siz gidin merhametini tercih edin. Para bitti mi, karın doymadı mı olmuyor hiçbir şey. Merhamet bile kalmıyor. İlk önce kadında bitiyor zaten merhamet. Hepiniz de yalan konuşuyorsunuz. Gidin oradan haydi. Hepiniz de yalan konuşuyorsunuz. Sonuna doğru sinirlendi fark ettiniz. Ya Allah'ım. Yok bacım biz kendimiz kazanırız. Bir erkeğin parası. Helal Zuhal kız. Yürü. Ya bunun şeyden hiçbir şey farkı yok bu arada biliyorsunuz değil mi? Bir kadının götünü sevin. Çünkü günün sonunda size hep götü kalır falan. Dan hiçbir farkı yok yani şu anda bunun. Ağrıyacağım mı? Tostumu yiyince arayacağım ben seni. Tost. Ha aramak. Aramakmış. Sarı mı? Efektim sarı değil ki. Dünyanın en tatlı, en güzel kızı. İyi geceler. Bu video sana geldiyse bil ki benim için çok kıymetlisin. Aa! Dünyanın en tatlı, en güzel kızı. İyi geceler. Bu video sana geldiyse bil ki benim için çok kıymetlisin. Okul alışverişlerimiz tamam. 15 gün sonra okullar kapanırsa ne olacak? O zaman Erdoğan, Erdoğan! Neredesin deriz? Okul alışveriş... Biraz da muhalefet.
Biraz da muhalefet, evet. A little bit, a little bit. Muhalefet, sen var. Bunlar nedir Allah aşkına? Ben bunları şimdiki çocukların ellerinde sürekli görüyorum. Ne bu? Popit patlatırız. Ne bu popit? Ha? Nedir kendisi? Ne işe yarıyor? Ne işe yarıyor? Ses yapıyor. Ne gibi bir ses yapıyor? Ha, stres atmak için kullanılan bir şey. Buz kalıbı mı? Ben bunu ilk gördüğüm günden beri buz kalıbı zannediyorum bu arada. Kimse kızmasın ama ben de kesinlikle buz kalıbı olduğunu düşünüyorum. Görüşlerimiz tamam. Kilo almışsın sen. 60? Taş çatlasın 62 kiloyum. Bu dünyayı dar ederim sana. Diğer tüp sesleri kız. Çünkü bunu duymak isteyeceksin. Ah sen, aşka aşıksın galiba. Uslanmaz romantik. Ay! Ölmüşüm ben. Ne? Kozalak reçeli yapıyor. İnanılmaz para. Daha önce içine kozalak reçelinde kozalak pekmezi mekmezi hiçbir şey izlemedim. Neyse efendim, günlük TikTok seansımıza ben bir ara veriyor. Biraz da kültürsüz şeylere bakalım.